İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Opera şarkıcısı Vahram Tadevosyan ile röportaj. 9 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi kabul etti. Ara Ayvazyan, yalnızca Artsakh'ın kendi kaderini tayin hakkının tanınması durumunda kalıcı barışa ulaşmak mümkün. ABD, Türkiye'nin Artsakh Savaşı'ndaki rolü konusunda endişeli. Rus askeri doktorları Artsakh'ın bazı yerleşim yerlerinde yeni tıp merkezleri kurdular. ABD Temsilciler Meclisi, Türk Akımı ve Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik yaptırımların sıkılaştırılmasını onayladı. Batı Ermenistan'daki Gürün Kürü'nün 4000 yıllık mağarası ilgi bekliyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nda İspanya'da yaşayan ünlü opera şarkıcısı, diğer adı Vanno Tadeo olan Vahram Tadevosyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan ile Artsakh ziyaretinin ayrıntıları sundu. Ziyaret çerçevesinde Artsakh Ulusal Meclisi Başkanı ile görüştüler, birkaç yerleşim yeri ziyaret ettiler. Ayrıca Artsakh'ta yaşayan Ermenilerin sorunları ve endişelerini ve Ganzasar Kilisesi'ni yaptığı ziyaretini anlattı. Soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildi ve 1951 yılının Ocak ayında yürürlüğe girdi. Bu soykırımın yasal tanımı ve Ermenilere yönelik soykırıma ve Holokost'a dayanan soykırım terimini icat eden avukat Rafael Lemkin'in uzun süredir devam eden kampanyasının odak noktasıdır. Tüm katılımcı ülkelere savaş ve barışçıl koşullarda soykırım eylemlerini önlemeleri ve cezalandırılmaları tavsiye edildi. Sözleşmeyi onaylayan devletlerin sayısı şu anda 137'dir. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Artsakh'ın kendi kaderini tayin hakkının müzakere sürecinin temellerinden biri olduğunu ve askeri güç kullanarak kendi kaderini tayin hakkının gündemden çıkarılamayacağını vurguluyor. Armenpress'in aktardığı bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı bunu Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak bir basın toplantısında belirtti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Azerbaycan ve Türkiye, Artsakh'ın kendi kaderini tayin hakkına karşı askeri saldırı başlatarak uluslararası yükümlülüklerini ihlal etti. Azerbaycan da barış sürecindeki yükümlülüklerini ihlal etti. Artsakh'ın Azerbaycan'ın kontrolüne giren tüm bölgelerinde etnik temizlik ve savaş suçları meydana geldi. Bu da Artsakh'ın kendi kaderini tayin hakkının tanınması gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor, dedi. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Artsakh'taki son çatışmalarda oynadığı rol konusunda son derece endişeli. TASS Ajansı'nın haberine göre, bunu Salı günü ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu yardımcısı Philip Ricker duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanı, Türkiye'nin oradaki rolü hakkında birçok sorumuz var. Son derece endişeliyiz ve bu endişeyi Türkiye'nin rolü, yabancı savaşçıların taşınması, silah teslimi konusundaki tartışmalarda dile getirdik. Bu sorunlar bir endişe konusu ve Türkiye ve Rusya ile diyalogumuzun bir parçası olmaya devam ediyor, dedi. Rus askeri doktorları geçtiğimiz gün içinde 39'dan fazla Artsakh vatandaşını tıbbi yardım sağladı. Rapora göre ayrıca Stepanakert'te, Hocalı'da ve Laçin koridorunda yeni sağlık ocakları kuruldu. Rus tıbbi barış güçlerinin tıbbi birimleri, Askeran bölgesinde askeri doktorların çalışmalarını sağlamak için çok işlevli tıbbi ekipler kurdu. Armenpress'in bildirdiğine göre bu Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından bildirildi. Sağlık ekipleri, uzak köy ve bölgelerin nüfusuna yardım sağlayacak olan çeşitli uzman doktorlarından ve psikolojik hizmet uzmanlarından oluşmaktadır. 29 Ekim'de ABD Temsilciler Meclisi, Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyon ve Rus S-400 uçak savar füze sistemlerinin satın alınmasıyla bağlantılı olarak Türkiye ve finans sektörüne karşı bir yaptırım paketini onayladı. Armenpress'e göre oylama ABD Yasama Meclisi'nin alt meclisinin internet sitesinde yayınlandı. Girişim, Türkiye tarafından çatışmalardan korunma kanunu adını taşıyor. Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'deki askeri operasyonlarda suç ortaklığı yapanlara, özellikle de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a kısıtlama getirmeye mecbur ediyor.
Ayrıca belgeye göre Washington yönetimi Amerikan muhaliflerine yaptırım yoluyla karşı önlemler yasası kapsamında Ankara'nın S-400 sistemleri satın almasına kısıtlamalar getirmekle yükümlü. Tasarı şu anda ABD Yasama Meclisi'nin üst meclisine gönderiliyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ABD Temsilciler Meclisi'nin kararını kınadı. Batı Ermenistan'ın Sivas ilinin Gürün-Kürün ilçesinde 4000 yıllık oldukları tahmin edilen mağaraların daha eski tarihli olma ihtimalleri de var. Yaklaşık 4000 yıl önce insanlar tarafından barınmak için kullanıldığı düşünülen mağaralar 5 kattan ve onlarca odadan oluşuyor. Bilimsel araştırma yapılmadığı için tam olarak hangi tarihte ve kimler tarafından oluşturuldukları bilinmiyor. Mağaradan oluşturulmuş bu apartmanda zamanın insanları nasıl yaşamış, nereden girdiler ve nereden çıktılar bilinmiyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Akung Müzik ve Dans Topluluğu tarafından seslendirilen Trina Urfane adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.